Ve pet shoplarda evcil hayvan satışı trafiğinin sınırlandırılması için çok önemli bir adım atıldı. Artık yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilmeye çalışılan evcil hayvanlar ihaleyle satılamayacak. Peki nasıl bir yol izlenecek? Bu sorunun yanıtı CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya ve kameraman Mehmet Bulut'un haberinde. Bir açık artırma olmayacak. O ihaleye pet shopçular gelemeyecekler. Dolayısıyla pet shoplarda da bu hayvanları satamayacaklar. Tabii... Evcil hayvanlar ihaleyle satılamayacak, isteyenler ücretsiz olarak sahiplenebilecek. Anlaşma Ticaret Bakanlığı ile yapıldı. Pet shoplara ihale yoluyla satılan hayvanlar artık Hayvan Hakları Federasyonu'na teslim edilecek. Ayrıca bu anlaşmayla birlikte evcil hayvan almak için pet shoplara gitmenize gerek kalmadı. Peki bu nasıl olacak? Tabii sözleşme yapacağız. Sözleşme yaptığımız kişilere diyeceğiz ki, mutlaka kısırlaştıracaksın hayvan belli bir yaşa geldikten sonra. Daha sonra da uygun bulduğumuz hayvan bakabilecek kişilere yine ücretsiz olarak sahiplendirmeleri olacak. Hiçbir şekilde işin içine para, rant, ticari bir beklenti girmeyecek. Haytap Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da evcil hayvan sahibi olmanın şartlarını açıkladı. Haytap'a bir kere başvursunlar. Bizim arkadaşlarımız onları bir inceleyecekler. Örneğin öğrencilere bir kere kesinlikle hayvan sahiplendirmiyoruz bebek bekleyenlere sahiplendirmiyoruz. Evinde daha önceden işte hayvan beslememiş olanlara açıkçası sahiplendirmiyoruz. Çünkü geçici bir heves olarak alıyorlar. Sonra işte iş değişikliği, eş değişikliği, e, okul değişikliği, mezuniyetten sonra işte yurt dışına gitme gibi nedenlerle bu hayvanları terk ediyorlar. Pet Shop sahipleri de anlaşmayı destekliyor. İnternetten yapılan satışlar konusunda ise uyarıyor. Hayır, satmıyorum. Satmam da. Oradan gelecek para bize hayır olmaz bir hayvan ticaretine karşıyız. Çünkü barınaklarda aşırı derecede bu alımı bekleyen, sıcak bir yuva bekleyen çok ciddi bir hayvan sayısı var. Düzenlenme bir olsun, bir faaliyete geçsin. O zaman bu tam olarak değerlendirilir. Pet shoplarda değil, pet shoplar bu işin hayvan satan pet shoplar bu işin bence %10'udur. Bu işin %90 internet üzerinden dönüyor.